Tam sahneye donla çıkıyor ama adam seyirci eşofmanla oraya geldi diye kızıp tırnak içinde fırça atıyor evet. O onu da sana çok sordular fırça bu. lafı bizim hmm. seninle sohbet Sen benim fırçadan ne kastettiğimi anlıyorsun beni tanıdığın için anlamayanlar biraz için biraz dedim. anlamayanlar herhalde bunu yani beni tanımayanlar biraz büyüttüler bu konuyu şimdi olay şu bu anlattığım anı e, 2009 galiba evet. 2008-2009 yanlış söylemiş olmayayım artık kafadan gidiyor bunlar Oynadığımız yer 1885 Ses Tiyatrosu. Ferhan abiler. 1885 Ses Tiyatrosu'nun 1969 yılındaki İstiklal Caddesi'nin tiyatrolarının 69 yılındaki fotoğrafları var bende. Kuyruk gişelerinin. Herkes kürklü. Şimdi buradan da kürkü falan diye yeni açan birisi şey yapmasın. Kürkü falan savunma bir şey demiyorum yani. Herkes kürklü, herkes fötür şapkalı, hanımefendiler eldivenli. Ya böyle bir 500 metrelik kuyruk var. Çünkü orası ses 1885 ve tiyatro bir sanat ve ben bunu anlatmak için ta projenin ilk başından beri smokinle karşılıyor merkezi. E, dolayısıyla sahnede de bir seyirci alalım dediğimiz zaman sen gel demiyorum bir seyirci alalım diyorum 35 kişi Ankara'da 109 kişi geldi galiba bir seyirci lazım bir erkek seyirci lazım diyoruz bir seyirci sahneye geliyor. E şimdi sen o tiyatroya o tarihi esere senin smokinle karşılayan senden yaklaşık 30 yaş büyük birine eşofmanla koşturuyorsan biraz darılıyorum ben buna. Hmm. Çünkü ben seni zorla çağırsaydım abi eşofman dedim çağırmasaydın dersin. Biri gelsin diyorum sen dedi ki ulan ayıp olur şimdi buraya böyle çıkmayayım de. Bu. Sonra mesela fedenler de oldu. E seni de gördük yolda geziyorsun altında şal var Evet o bir tarz rahatlık. E şimdi ben senin programına şalvarla da gelmedim. Ayrıca gelirsem de onu öyle bir uydururum ki sen dersin ki ya ne, ne ya güzel yapmışsın dedirtirim sana. E, i̇ki olay çok başka. Mevzu başka yerlere götürüldü. Bir yerde diyorsun ki bir röportajda okudum ben. İnsanlık gidiyor biraz insan olmamız lazım. Hı -hı. Bunun üstünden beş sene geçmiş senin bu röportajın üzerinden. 5 senede insanlık ne durumda Türkiye'de? Gitti insan bulmamız lazım gibi bir durum var. Dünya için sırf Türkiye için değil bu dünya için. Yani ya şöyle bir şey bu kadar bütün insanlık ve doğa, tabiat hepsi benim için bir. Yani öyle düşünüyorum olayı ben. Ya, tabiata bakar mısın? Biz ne kadar küresel ısınma zorlasak da zorlasak da üç gün bir kar yağdırıyor. Yani dünya kendini soğutmaya çalışıyor. Ben sizi ezerim diyor yani. Çok başa çıkılacak bir şey değil. İnsan olmakla da başa çıkılmayacak bence. İnsan olmama tarafıyla çok uğraşacaklar ama insanlık yine dönecek. Çünkü kaçınılmaz bir şey. Ve çok güzel bir şey ya. Güzel bir şeyden niye kaçmaya çalışıyorsun? İnsanlık güzel bir şey yani. Ya şundan yoruldum ben. Bir yere gidiyorsun. Merhabalar diyorsun. Buyurun diyor. Önce bir merhabalara karşılık ver. Yani çünkü insanlarda şöyle bir şey oluyor. Merhaba diyorsa kesin bir şey isteyecek. En azından yol soracak. Ya olsun sorsun bir merhaba de ya. Çok ücretsiz bedava bir şey. Merhaba ya merhaba. Nezaketin var. kaybolduğunu düşünüyor musun? Tabii ki de efendim. Bunda biraz herhalde şeyin etkisi var. Bu sosyal, sosyal medya, medya mı? ağır ağır top. Yani bu konuda sen biz de kullanıyoruz. Büyük bir takipçi kitlen var. Milyonlarca insan ya, ya, takip ediyor ama e, o oranda kullanmıyorsun. Yok. Hatta evet. bana göre hiç kullanmıyorsun. Yani sadece Kullanmıyor. duyuru yapıyorsun neredeyse. Tabii, öyle Çok yapıyorum. arada bir şey geldi mi falan yazıyorsun. E çünkü sosyal medya da biraz televizyon gibi. Yani televizyonda rutinin olmasının sebebi ne? Evinize geliyoruz. Dolayısıyla bir mekanizmanın onu birazcık e, tartması lazım. Sosyal medyada da şu an 9 yaşında bir çocuğun hayatına girebiliyorsun kontrolsüz. Ama o, o kontrolü de ona telefon veren aile tarafından yapılıyor. Ayrı da e, sosyal medyadan sonra biraz biz çok e, ananelerine önem veren bir ülkeyiz. Bizde şöyle bir tabir vardı. Yaştaşız biliyoruz. Ben sana dün geceki bir anımı anlatırken ya ayıptır söylemesi hanım da zeytinyağlı fasulye yapmış. Ayıptır söylemesi diye şahane altın değerinde bir evet. tabir vardı. Şimdi bakın bugün pavurya yiyoruz diye fotoğraf biz çok çabuk buraya geldik. Biz böyle bir ırk değiliz. Değiliz yani. Ayıptır abi laf ayıptır söylemesi. Çok güzel bir laf bu. Nerede bu? Onu yedik, bunu yedik, şunu yaptık. Çılgınlar gibi eğlen. E kardeşi dünyaya bir bakar mısın? Ya, ya bu... ben bu yüzden biraz da ya şimdi dünyada öyle bir şey oluyor ki görgüsü insanlar da haftaya bir şey benim vardı. gösteriyi bilsin diye koyarken bile imtina ediyorum. Ulan derdimize bak sen Evet. Ama bu kadar kullanarak bunu e, örtbas etmeye çalışıyor mu diyeyim yani. E, es geçenlerde bir yerde okudum. Çok güzel böyle yine böyle bir görgüsüzlük resmi üzerine biri şey yazmış. Ayıp denen bir şey var. Üç nokta koymuş. <laughs> Vardı yani eskiden. Vardı ya. Öyle. Öyleydi vallahi. Ya öyleydi abi. Babam yaşında adam ki babam vefat etti. Düşün Anladım, onun yaşını. <laughs> Eyvallah. Babam yaşında adam bir restoranda ayıptır söylemesi yemek yiyoruz ailece. <laughs> Yanda babam yaşında Görüntülü görüşme. Ne Bütün restoran dinliyoruz. Babam yaşında. Şimdi enişte. Sen benle aynı zamanda bu telefona kavuştun. Ben senden daha küçüğüm. Edebi senden öğretmem, öğrenmem lazım. Ben biliyorum. Sen bağıra bağıra görüntülü. Senin sesin zaten çirkin. Arayanın sesi filtreden dolayı ayrı çirkin. E bir de Benimkini sen duymuyorsun. Ben seninkini niye duyuyorum? Bütün konuşmaya da şahit ediyorsun. Niçin böyle bir haldeyiz? Çok yani, sık oluyor bu ya. Evet abi. Ben seni sonra arayacağım ya. Biz böyle büyüdük ya. Alo. Ben seni arayacağım. Çünkü bu eskiden şey vardı ya. İlk çıkan telefon markaları vardı. Bir önce bir gösterme adet oldu. Sonra ayıp oldu. Sonra çalınca böyle bir, böyle bir şeyler. bilmem. ben seni sonra arayayım mı falan. Hani gösteriş olmasından herkes beni arayan eltimi görsüne geldik yani. Bundan ama insanlar bence rahatsız olmuyor. Yani kendi özel hayatlarının çevreleri tarafından görünmesi artık bence bir şey oldu. Rahatsız edici değil, hoş bir şey gibi gözüküyor. Bu anlattıklarımız hepsi onun göstergesi. Çünkü ama ondan rahatsız olmayan yan masada oturan aile de şöyle, Ersel gel diyor mesela. Ersel yani o çocuk çünkü Ersel yani ya diyor mesela biz bütün bu Ersali dinliyoruz. O çocuk koşuyor, çarpıyor, garson içinden o çocuğun geleceğine dair hayalleri var. Yani ona dur diyen de yok. Biz de çocuktuk. Bizim anamızı ağlattılar. <laughs> ne yapıyorsun? Yavrum, restorandayız falan. Biz böyle büyüdük abi. Şimdi niye böyle büyümüyorlar? Sen peki çocuklara böyle yapmıyor musun? Yapmaz mısınız? Vallahi. Gerçi Nasıl? orada bir hür general Özge var. Yani orada sana, sana kalmaz da o. Biz Özge'li o konularda aynı kafayız zaten. Abi, bizim ço bizim çocuğumuz bir yaşında da koşturmuyordu bir yerde, oturuyordu. Hmm. Çünkü biz o bir yaşındayken de ikisi içinde, oğlum da kızım da bir yaşındayken 30 yaşında gibi konuşuyorduk onlarla. Hmm. Çünkü bir yaş bir sene sürüyor. O 30'a geleceksin. Hmm. O daha sıkıntılı bir dönem. Ona hazır ol. Vallahi hiçbir zaman öyle olmadılar.